Selam herkese. Bugün M48 Patton'u inceleyeceğiz bu videoda. Şimdi M48 Patton seviye 10 bir Amerikan tankı. Genel olarak yoluna bakacaksak, eğer yolu nasıl derseniz, hani M48 Patton'u alırken neler karşımıza çıkacak derseniz, aslında keyifli bir yolu var. M46 Patton iyidir, Pershing iyidir. T20 de aslında keyiflidir. Hani şu hattın tamamından keyif alabilirsiniz. Zaten hani tekrar söylüyorum, 7'den önceleri saymıyorum ben. Çok bana çok fazla keyif vermiyor 7 seviye öncesindeki tanklar. M48 Patton nasıl oynanmalı ya da M48 Patton özellikleri ne diye soracak olduğumuzda ise karşımıza ilk gelecek cevap şu oluyor arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir nişan. Ben teleskobik dürbün taktım ama teleskobik dürbün yerine nişan almaya da azık takarsanız bunun da faydası olacaktır. Bunun da etkisi olacaktır size. Ve tankınızın nişan mekaniği çok çok daha üst seviyeye gelecektir. Bunun dışında M48 Patton'ın kendi Amerikan ağacına baktığımızda, Amerikan ağacının en belirgin hatalarından ya da fail'larından biri olan o tepedeki kocaman bir sivilceyi görmüyoruz. Evet, burada küçük bir komutan kapağı var ama bakın şimdi seviye 11'e bunun abisine bakalım, ağır tank abisine bakalım. T-110E5'e baktığımızda bu kocaman bir şey var, sivilce var. Gel beni vur diyor bu. Fakat M48 Patton'da bunu görmüyoruz. M48 Patton adını da bu arada General Patton'dan alıyor. Amerikan generali. İkinci Dünya Savaşı'nda çok büyük başarılar elde ediyor. Başarıdan sonra da Amerika onun adına tank çıkarmaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi M48 Patton'ın bir de maçını inceleyeceğiz. Taret oynayabileceğiniz bir tank. Gayet de iyi top aim'i var. Yani bu açıdan şeyden de oynayabilirsiniz. Hani cooldown oynarsınız, tepe taret oynayabilirsiniz. Şuradaki açı sayesinde hiç beklemediğiniz mermileri sektireceksiniz. Ya da taretteki açı sayesinde, yuvarlaklık sayesinde, bomba sayesinde hiç beklemediğiniz mermileri sektireceksiniz. Topu gayet iyi bir top. Keyif alabileceğiniz bir orta tank. Mesela ortalama delme 268 mm ortalama delmesi var. Yine hasarda 390 hasarı var. Bu da gayet iyi bir konumda diyebilirim. 7.19 ya da 7.79 pardon 7.79 saniyede bir de mermimizi, topumuzu ateşleyebiliyoruz. Düşmanların üzerine tabi burada mürettebat yetenekleri de epey fazla benim. Ama yani bu çok dert değil. Sizinkilerde gelişecektir. Sizin mürettebatlarınız da iyi seviyeye geldiğinde bu özelliklere sahip olacaktır arkadaşlar. Evet, şimdi bir geçelim bir de tank GG'de bakalım. Tankımızın küçük bir zırh şemasına bakalım. Enteresan bir zırh şeması var, göreceksiniz. Evet, şimdi tank GG'de baktığımızda şöyle bir de live yapayım bunu ben. Gördüğünüz gibi normalde delinecek gibi görünüyor ama hani böyle farklı zırhın yerleri böyle pembiş pembiş mesela. Hani burayı deliyorum ama burayı delemiyorum mesela. Ya da burayı delemiyorum. Dolayısıyla rakibin iyi nişan alan bir topu yoksa, kötü nişan alan bir topu varsa ve acele ediyorsa rakip sizi ateş etmekte çok farklı zamanlarda çok enteresan sektirmeler yaşayacaksınız. Bunun dışında tabii şöyle bir şey de olacak. Şu açıdan gördüğünde rakip sizi, yani bir tepenin arkasından çıktığınızda bu şekilde kendinizi gösterdiğinizde neredeyse delinemeyecek, tabi altınızı saklamak şartıyla neredeyse delinemeyecek bir zırhınız olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi M48 Patton'ın arka zırhı, yan zırhı, ön zırhı, bundan çok fazla bir şey beklemeyin ama dediğim gibi hiç beklemediğiniz zamanlarda hiç beklemediğiniz sektirmeler yapacaksınız. Şimdi maçımıza geçelim. Bir de maçımızda bakalım M48 Patton'ın neler yaptığına hep birlikte inceleyelim. Evet arkadaşlar, burada M48 Patton'la Overlord haritasındayız. Overlord haritası enteresan bir harita. Bazen ağır tanklar sahilden gidebiliyor, bu bölgeden gidebiliyor. Bazen de sahilin üstündeki şuraya geçebiliyor. Orta tanklar da genelde burada ve burada pozisyonluyor. Ben de oradaki bölgeye gitmeyi düşünüyorum. Tam ortadaki bu tepeye gitmeyi düşünüyorum. O zaten bizim takım arkadaşlarımız da oraya gidiyor. Hep birlikte oraya gidiyoruz. Bu maç çok enteresan ya da mükemmel iş yaptığımız, bir Maradona olarak ortaya çıkıp maçı kurtardığımız bir maç değil. Fakat takımımıza çaktırmadan böyle arkadan destek verebildiğimiz, arkadan derken hani hissettirmeden böyle desteğimizi, çok böyle ön plana çıkmadan destek verdiğimiz bir maç oldu. Burada hemen rakibi spotladım orada. Ben gördüm, nişanımı aldım, ateşimi ettim fakat palette kaldı. Gördüğünüz gibi nişangah çok az dağılıyor arkadaşlar. Bu, o nişangah çemberinin çok az dağılması mükemmel bir şey. Hele ki hareketli bir tanksanız. Orada atışımı yaptım. Daha sonra sağdaki arkadaşlara destek vermeye gidiyorum. Çünkü orada iki tank var. Arkada ne olduğunu bilmiyoruz. Takımı sayıyorum. 5 tank solda görünüyor. Bir tank
ortada görünüyor. T-30 o da büyük bir ihtimalle bizim oraya geliyor gibi geldi bana. Yani orada iki tankı yerler diye oraya gidiyorum. M46 Patton'ı görüyorum. O yükseldi. Ateş ettim. Son anda taretini çevirdi ve taretinin ön kısmından sektirdim. Devam edeceğiz burada. O bölgeyi korumaya. Spotlandım. Büyük bir ihtimalle M46 Patton'dan spot edim. T-30 geliyor. Tehlikeli bir tank. Yüksek hasar kabiliyeti ve yüksek penetrasyon özelliği olan bir topa sahip. Bununla birlikte tarihte güçlü bir tank. O yüzden biraz çekindim ve geri kaçtım. Aynı bölgede kalmaya devam ediyorum. Çünkü şunu biliyorum. Biz oradan gidersek sıkıntı yaşayacağız. Zaten sadece iki tank var orada. İki tankımız var. ERC Evan. O da çok fazla orayı tutabilecek bir tank değil. Sürekli spotlanıyorum. O arada bir Lansen basıyor. Yükseliyor tepeden. Ben hemen oraya doğru nişanımı alacağım. Çünkü onunla birlikte diğer M46 da yükseldi. Ateş ettim. O alan ateş etti. Sektirdik. O sektir, ben sektirmedim. Gördüğünüz gibi Lansen bastı ELC'ye. Nasıl olsa tek orada dedi. Ya beni görmedi ya da öyle bir hata yaptı. Arkadaki tabii ki tank avcımızı da görmedi. Ben Lansen'e vurdum. Arkası dönüp garaja gitmek üzere Lansen nişanını alıyor. Ben Lansen'e vuruyorum ve garaja vuruyoruz Lansen'e. O arada takım arkadaşlarım da yine diğer bir tankı 46 Patton'ı garaja yolluyor. Çok hareketli bir maç değil. Zaman zaman böyle hareketlenen bir maç. Zaman zaman durağan geçen bir maç. Ama dediğim gibi tekrar söylüyorum. M48 Patton'ın nişangahının, nişan alma sisteminin ne kadar iyi olduğunu görüyorsunuz. Nişan çemberinin ne kadar az ufaldığını, ne kadar az genişlediğini görüyorsunuz. Ortadan devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü bizim takım arkadaşlarımız da basıyor. İki tank, üç tank oradayız. Şimdi T-30'u gördüm. T-30'a vurmayı düşünüyorum. Sonra vazgeçtim. Ona bakayım. Tekrar T-30'a bakıyorum. Spotlandım. T-30'un spotladığını düşünüyorum beni. Bir baktım arkada. Scorpion tepede durmuş. Ya bana nişan alıyor, diğer tanka nişan alıyor. Hemen cezasını kesiyorum. Bakın. Saniye sürmüyor. Görüp nişan alıp ateş etmem saniye sürmüyor. Çünkü nişan geliyor. Çok hızlı. Çok çok az büyüyor ve çok hızlı nişan alıyor. İşte T-30 da bu şekilde. Çok az yükseldim. Nişanımı aldım ve garaja yolladım. Tekrar What the fuck. Evet. Arkada bir FV var abi. Arkada bir FV var. Ve yaptığım bu hatayı çok ağır bir şekilde ödetti bana. 1021 vurarak. Şimdi FV'den yedim. Tekrar oradan çıkmıyorum. Çünkü FV tekrar bakacaktır. Kendimi unutturmak istiyorum. Bir kez daha spotlandım. TNH spotladı sanırım beni. Çok fazla spot yiyoruz burada. Bu da bana şunu gösteriyor. Hala tepenin arkasında gördüğünüz gibi tanklar var. Ve hala arkada FV, Scorpion gibi tanklar yattığını gösteriyor. Rahat değiliz burada. Çıksam çıkamıyorum, baksam bakamıyorum. Nişan almaya vaktim yok. Evet çok hızlı nişan almam var ama nişan almaya vaktim yok. Kaçıp kendimi unutturmayı düşünüyorum ama bir yandan da arkadan biri çıkar mı diye düşünüyorum. Çünkü çıkıp hemen ben topum şeydeyken, öndeyken beni vurabilirler. O yüzden topumu arkaya çevirdim arkadaşlar burada. Kendimi yeterince unutturduğumu düşünüyorum. Gerçi spotum da var mı yok mu bilmiyorum. Belki olabilir ama yeter dedim bu kadar. Derken tekrar spot dedim. Yani bu hamlenin gereksiz olduğunu düşündüm ve tekrar rakibe doğru basıyorum abi. Şimdi sağdaki FV gitti. Artık benim için buradan yükselme tehdidi gitti. Bu arada BC-12 sektirdi. Ben de THN'ye nişan aldım. Ondan sektirdim. Rakip THN'ye işte garaja yollandı takım arkadaşlarım tarafından. Burada unharca basıyorum. Ramlıyorum BC-12T'yi. BC-12T ateş ediyor. Sektiriyor. Tekrar ateş ediyor. 180 hasar veriyor. Son mermi. BC-12T kaçıyor. Mermisi kalmadı. Ona nişan alacağım. Peşinden koşuyorum. Ateş etmem lazım. Burada ateş etmem lazım. Etmiyorum. Biraz geç ateş edince BC-12T hayatına devam ediyor. Sahil tarafına doğru giderek. Fakat kısmetim neymiş? Scorpion'aymış diyorum. Hemen Scorpion'a nişanımı alıyorum ve ona da 443 hasarı veriyorum. Şimdi teleskopik dürbün takımın avantajı şu. Spot puanı topluyorum. Spot deneyimi kazanıyorum. Ama tekrar söylüyorum siz buraya azık ya da nişan almada takabilirsiniz arkadaşlar. Aşağı doğru ineceğim. Aşağıda ağır tanklar var. Onları arkalamak istiyorum. Yukarıda başka bir ağır tank var. Kranwagen var. Fakat çok fazla canı olmadığı için onu sallamıyorum. Obje 257'yi gördüm. Seviye 9 Rus tankı. Tedirginim. 2 atışlık canım var. 2 atıştan sonra garaja gidebilecek durumdayım. Bir arkadaşım arkadan vurdu. Onu tek atışlığa indirdi. Ben de ona basıyorum. Şu anda reload'da mermisini yüklüyor. Basacağım. Emin değilim. Görüyorum. Yeşil vurdum. Oo. Çok şanssız bir şekilde sektirdik.
aslında delebilirdi orada topumuz. Fakat çok enteresan bir şekilde sekti. Tekrar nişan alıyorum. Burada çok şanslı bir şekilde deliyorum. Çünkü OJ-257 kendi tankının vücudunu kendine göre sağa doğru çevirmişti. O da benim nişanımı bozmuştu. Löve geliyor. Nişanımı alıyorum. Ateşimi ediyorum. Geri kaçıyorum. Ve Löve'ye de hasarımı veriyorum. Toplamda 3250 damage, 1050 hasar ve 2028'de spot hasarı veriyoruz arkadaşlar. Maç sonra skorlara da bakalım. Bakmayacaktı ama bakalım. Orada da bir inceleyelim. Ama gördüğünüz gibi burada tankımızın nişangahı çok iyi. Tareti iyi. Beklemediğiniz mermileri sektirebiliyorsunuz. THN gibi tanklardan sektirdik. Bunu kullanın. Tabii FV gibi bir tanktan sektirmeniz çok zor. Bu tankınızın bu özelliğini kullanın. Hiç beklenmedik mermileri sektirebilirsiniz. Evet, maç sonu skorlarındayız.